DJ fragmanı gelmiş ve tepki çekelim dedik tabii ki. Her şey hazır. Don't worry. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandan sonra fragman tepkisi çekiyoruz. Sizi koyalım böyle sen. Saçlarını kurutmuşsun. Evet, süslenemedim, özür dilerim. Böyle bir daha olmasın. Hadi koy kameramızı. Koydum. Hadi gel. Tepkimi yazacağım. Kayıttayım. Geldim. Ne yapıyorsun? WandaVision. Kaç dakika acaba? Wanda. Sizi özledim. Ben de. Eğer siz beni özlediyseniz Instagram'a gelirdiniz. O yüzden özlememişsiniz varsayıyorum. Hayda. Çok güzel bir çekiliş yapıyoruz Instagram'da Disney ile birlikte. 5 kişi sürpriz kutu içerisinden Pixar ürünlerinin olduğu, Toy Story oyuncaklarının olduğu, Cars, inanılmaz aile. Bu tarz böyle sürprizli bir hediye kutusu hazırladık. Çekiliş yapıyorum, son postuma gelin demedi demeyin. Bütün şartlar orada yazıyor. Bu hediyeyi kazanın. Heyecan dolu günler içerisindeyiz ha? Tabii ki. Güzel. Hadi aç Anıl. Anılcım nasılsın? İyi Bezgi'cim, sen nasılsın? İyiyim. Ne oldu? Ben sana hiç pas atmadım gibi geldi. Başlıyorum. Başla. Wanda and Vision, aren't we a five pair? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married and why don't you have children yet? Our story. I think what my wife means to say is that we moved from... Moved from where? Married when? Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. Stop it. Whoa. You did? No. Why would you think that? Because you are. Oh, yeah. Usual couple, you know. Oh, I don't think that was ever in question. Alkış, alkış, alkış. Delilik. Deli birinin kafasını izliyoruz. Evet ya. Bir şey diyeyim mi? Evet. Geri dönelim bakalım. Tabii sindirelim. Ki, evet. Şu an kaçırdığımız dünya kadar şey var ama şurada ne oluyor yemekte? Burada kafa karışıyor. Burada Wanda'nın kafası bir gidip geliyor sanki. Evet. Böyle birden bir sinir geliyor galiba. O yüzden bir yıkım yaşanıyor. Evet. Değil mi? Kafasındaki gerçeklikleri bir yıkıyor. Evet. Sonra geri sarıyor. Beğenmiyor çünkü. Sonra bir renkleniyor. Yeni bir gerçekliğe geçiyorlar gibi. Bambaşka bir hikaye. Kafasında gerçekten yapıyor mu bunu? Yapıyor ama kendisi de inanmıyor sanki. Düşündüğü şey bir anda oluyor gibi mi acaba? İstemsizce mi yapıyor? İstemsizce yapıyor. Ya bu gerçekliği gerçekten yaratıyor. Evet. Bir paralel evren açıyor gibi. Beğenmiyor çünkü. İşler bu tarz diyor. Diyalogları beğenmiyor. Çünkü bizde de olur ya böyle bir şey düşünürüz. Of neyse falan deyip böyle hani geri sarmış gibi oluruz böyle. Bir daha düşünmeye çalışırız pozitif yönünü. Onun gibi sanki. Bana öyle geldi. Ve onda çok mutlu başlıyorlar. Ama atıyorum orada da bir sıkıntı çıkıyor. Çıkacak tabii. Sonra başka bir gerçekliğe gidiyor. Bir sürü gerçeklik olacak. Evet. Böyle böyle zaten işte Doctor Strange'i şey yapacak. Ne oluyor lan diyecek herhalde. Biliyoruz ya bu dizi Doctor Strange'e bağlanacak. Bağlanacak bir şekilde. Bir engel olacak bu kıza. Bir şeyler olacak. Çünkü beğenmediği her ihtimali yeniden yaratıp atıyorum. Burada kadın dedi ya işte çocuğunuz yok mu sizin hani neden evet. Yok falan. Hani ben yeni bir gerçeklik yaratıp çocuğunun olduğu bir gerçeklik yaratıyor. Evet. İkizler geliyor ama. Yani burada çözecek çok şey var aslında. Ama biz bir tane video yapmıştık ya zaten. Sen anlatmıştın güzel güzel tane tane. Şuradan izleyebilirsiniz. Evet, hem neler olacağına dair. O yüzden aynı şeylerin üzerinden geçmiyoruz. Evet, izleyin onu. Şuradan çıkar yukarıdan. Birini gördük ya. Oraya alsana. Bu kadın şey diziye şey olarak girdi. Her şey burnunu sokan komşu olarak. İsmi açıklanmadı hangi karakter oldu. Ama şeyi görüyoruz. Her gerçeklikte var bu kadın. Siyah beyazda da vardı. 80'ler temasında da vardı. Burada da var. Var çünkü öyle bir. Ama her şeyi burnunu sokup onu rahatsız eden bir kadını gene niye yarattı? Vision burada dokunuyor kadına. Kadın bir aydınlanma yaşıyor ve bizim gerçek Marvel evrenini hatırlıyor kadın. Evet. Sen ölmemiş miydin? Ben öldüm mü şimdi diyor. Evet. Asıl gerçekliği hatırlattı ona. Ya bu kadın şöyle olabilir
demiştik. Agatha diye bir karakter var. Mesela Scarlet Witch'in ikizlerine bunlar şeytanın işi deyip onları ortadan kaldırmaya çalışan da bu kadındı. Bu kadın o kadınsa. Hı hı. Yani öyle Scarlet Witch'in bu olayını çözüp engellemeye çalışan başka bir cadı olabilir bu kadın. Belki Doctor Strange'le bağlantıyı da bu kurar. Olabilir. Bu kadın böyle kozmik varlıklara falan da bağlıydı. Eğer o Agatha'ysa. Burada zaten cadı şapkası giydirmişler. Evet. Bir tane birini daha gördük hani. Birini gördük. İşte Captain Marvel'daki. O Monica olabilir gibi geldi bana. Evet. Captain Marvel renkleri var üstünde. Burada şu an boyut mu değiştiriyor? Galiba başka bir boyuta sürüyor mu onu acaba? Aa. Ne oluyor ya? Ama hatırlatalım onu yine de siz hani bilmeyenler için. O Captain Marvel'daki küçük kızdan bahsediyoruz. O 90'larda geçtiği için orada küçüktü tabii. Şimdi büyük bir kadın olarak izliyoruz. Bu kadın da bir dönem Captain Marvel olmuştu zaten. Bir şey açıklamıyor onunla ilgili ama. Çok keyifli değil mi WandaVision'ı izlemek? Evet. Aşırı eğlenceli ama böyle delirmiş anlarına da şahit olacağımız için bir yandan da korkunç. Mesela hiç kardeşini acaba bir gerçeklikte yarattı mı? Quicksilver burada olmazsa çok bence mantıksız olur ya. Tabii ki. Çünkü direkt... asıl ilk travması kardeşini kaybettiği an. Evet ya bence olacak ya. Değil mi? Olmalı ama. Bir de onu da izlemeliyiz bence. Bence de. Çok erken kaybettik. Evet. Değil mi? Geldik. Tam sevdik. Zaten o filmde düşmanımızdı en başta ama. Ya düşmanımız değildi de işte en başta sevmiyorduk tabii. Tam sevdik kaybettik. O yüzden bu gerçekliklerden birinde olmalı bence. En azından cameo olarak olsun. Şey gibi. Yani kardeşini de atıyorum o da başkalarıyla başka biriyle evlenmiş ve mutluymuş gibi kafasında arıyor ya da komşusuymuş kardeşi. Evet çok mantıklı. Kemiyor görüyoruz geçiyoruz. Yani o da iyi onun kafasında. Evet çok mantıklı olur. Tabii bize daha Disney Plus gelmediği için biz bunları ne zaman izleriz bilmiyoruz. Ama artık gelsin. Bir tek buradaki şu şaraba takıldım. Maison du Mepris. Mepris ne bilmiyorum ama şu Maison du House of demek. Nereden biliyorsun bunu? Yani Memphis'ten gelmiş anlamında. Şarap evi yani. House of M mi bu M? Yok artık. Onu nereden çıkardın? Ama bu House of M işte. House of demek. Bu da M'li bir şey. Memphis de demek. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Bilmiyorum. Bir House of M göndermesidir o bence. Aa. Ama bir Memphis'e direkt bakacağım. O zaman House of M öyküsünü okuyun. Çünkü buradan çok fazla isimleniyorlar. Oradan bayağı şey alacak bence. Zaten ikizler mevzusu falan da. Wanda'nın kafayı kırması falan. Artık zaten onu 50. söyleyişin. Çok söyledim. Her videoda söyledik galiba bence biz bunu. De. Yani sonuç olarak fragman... Ya kısa bir trailer olmasına rağmen bir sürü şey sahne izledik. Taş geri dönüyor mesela. Vision'ın alnına. Nasıl oldu bu? Taş değil mi yoksa o ya? Boş olmasın öyle bir şeyle kapatmışlarım. Folyo yapmışlar. Şey, bu haliyle görüyoruz Vision'ı. Burada çok komik bence. Çizgi roman hali. Çizgi roman kostümü. Çok komik. Scarlet Witch de bu kostümüyle. Onları yan yana koymamışlar ya. Onları bir sonrakinde koyacaklar herhalde. Muhtemelen. Güzel. Aksiyoruz. Güzel. Bak. Değiştiriyor buraları. Hemen değiştiriyor bir şeyleri. Mobilyalarımı sevmedim. Tablo falan değişiyor. Aa, televizyon değişiyor. O tabloda öküz var. Çizgi romandaki öküz. O öküz bu öküz. Tam neden bu kadar öküze vurgu? He tamam demek gerçekliği de burada değiştiriyor işte hemen. Evet. Çocuklarının olduğu gerçekliğe geçiyor burada. Fit değiştiriyor her şeyi. Evet. Ve gayet bilinçli Vision. Gerçekten oluyor mu falan diyor. Oradaki gerçekliği direkt buraya taşıyor. Ve bilinçli olarak geliyorlar. Ya bugüne kadar öyle olmamış ama şu saatten sonra öyle yapıyor bütün gerçeklikleri. Evet. Yani ilk izleyeceğiniz siyah beyaz gerçeklik büyük ihtimalle. Dizi de öyle başlayabilir. Hı-hı. Laps diye. Evet. Değil mi? Evet. Biz de ortasından gireriz. Geçmişi sorgulaması gibi bir şeylere cevap bulamadıkça Wanda değiştirir her şeyi. Vision'ın kafası karışmaya başlar. Evet. Ne oluyor lan? Bir de bu dizi çok şey göstermeyecek mesela. Hepimiz böyle bazı şeyleri kontrol etmek isteriz ya böyle çoğu Hı-hı. zaman. Keşke öyle yapmasaydım gibi bir klasik cümlede zaten. Bunun özeti aslında. Hani her şeyi bazen değiştirmek ve yönetmek ve bizim kontrolümüzde olsun isteriz. Bu dizide biraz onu nasıl kötü sonuçları da yol açabileceğini, aslında çok da memnun olunmayacağını falan da gösterecek bence. Doğru. Böyle bir yorum yapmak istedim yani. Ben heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Bir de Disney Plus gelirse daha heyecanlı olacağız tabii evet ki. Evet ya. İzleyelim yani artık. Yalvardım ya. Pandemiler atlattık. Tam zamanlıydı buraya gelmesi için ama yani bir şey planlıyorlardır diye düşünüyorum. Şu an bir tarih biz de bilmiyoruz ne zaman gelir. Gelince de zaten bol bol içerikler yapacağız. Evet evet ama gelir bence. Bence az kaldı. Bence de. Zaten bence Marvel dizilerini bütün dünyada bu Disney Plus
sayfası açılmadan yayınlamamalılar. Evet. Tamam, o zaman bu video bitti. Okey. Yeni bir tepki videosunda ya da diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hafta sonu çok güzel bir altın lamba ödül törenimiz olacak. Çekişi tekrar hatırlattıktan sonra sizi hepiniz Instagram'a bekliyorum. Beni orada takip etmenizi istiyorum. Bu kanala da abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.